Herkese iyi akşamlar. Ben Ramazan Torun. Sunu Hanım, siz de tekrardan hoş geldiniz bu vesileyle. Bugün Çağdaş Bütçeleme Teknikleri eğitimimizin ikinci kısmındayız. Uygulamalı kısmı bugün gerçekleştireceğiz. Sizlere bugünkü eğitime dair, bugünkü eğitimde kullanacağımız dosyayı göndermiştik daha öncesinde. Bugün biraz daha işin dün öğrendiğimiz kısımlarından ziyade uygulama tarafına bakmaya çalışacağız Sunu Hanım'la birlikte. Sorularınız varsa chatten bana yazarsanız ben eğitmenimize sorularınızı ben iletmiş olacağım eğitmenimize. Vaktimiz bugün düne göre daha kısıtlı olduğu için sözü hiç uzatmayayım. Hocamıza devredeyim. Keyifli ve verimli olmasını diliyorum. Hocam size de kolaylıklar dilerim şimdiden. Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Başarılı bir eğitimin geçmesini temenni ederim. Bu örnek bütçe uygulamamızda 3 tane ürün grubu ele alındı. İş cam, üst cam ve ön cam olarak. Aynı zamanda bütçe kalemlerinin para birimi cinsinden sisteme giriş yapıldı. Sistem bunu yabancı para birimlerini TL'ye, TL'yi de yabancı para birimlerine çevirdi ve kur farkı gelir ve giderleri aynı zamanda da TL olarak kodlanan para birimlerinde yabancı para birimine çevirirken de TL kur farkı gelir ve giderinden ayrılması için şey olarak ayrılması için hani tanım olarak ayrılması için döviz ve kaybı ve kazancı adı altında toplandı. İsterseniz senaryo bazında gene tek bir senaryo var doğal olarak. Bir de şunu hatırlatayım. Her tablonun kenarında tablo numaraları var. Şöyle açalım. Pardon. Eğer kendi tablo numarasından daha büyük bir tablo numarasıysa o tabloya bilgi transferi yapıyor. Daha küçük bir tablo numarasıysa o tablodan da bilgi alıyor. Bilmiyorum anlaşıldım. Hani takip etmenizin kolaylaştırılması açısından söylüyorum bunu. Mesela bu tablo 11, tablo 73 kendi numarasından daha büyük olduğu için tablo 73'e bilgi transferi yaptı. Diğer bir örneği şey yapacak olursak onu da yeri geldiğinde olmadı yaparız. Burada hep İlk tablolar olduğu için hep büyük tablo numaraları geldi. Şu an sadece tablo 55'i görüyorum. Eğer diğer katılımcılarımız da aynı durumdaysa bir sorun mu var acaba? Yoksa doğru ekranı mı görüyoruz? Emin olmak için sordum. Tablo 55'te değiliz şu anda. Biz tablo Yani 55'te kalmışız o zaman hocam. İlk onu açıldığındaki kısmıyla. şimdi ne yapalım o zaman onu güncellemek için? Siz ekrana mı basmıştınız yoksa Word'e mi basmıştınız? Word'e bastım. Yok, o zaman olmaz hocam. Şimdi ben paylaşımınızı durduruyorum hızlıca. Durdurdum. Siz şimdi tekrar ekran paylaşımına basın lütfen hocam. Tamam. Yeşilden. Sonra sol en yukarıda ekranın seçili olduğunu görün. Açılan küçük ekranda. Sol en yukarıda ekran var. Beyaz tahta var. iPhone var. Altta da işte Word'ler falan var. Oradaki ilk seçenek olan ekranın seçili olduğunu görün lütfen. Şimdi şöyle bir dakika. Burada yalnız ben tabloları da açmak istediğim tabloyu da göremedim. Ha, tamam. Paylaşıyoruz. Geliyor Doğru bakalım. ekran mı geldi acaba şu anda? Şu Sanıyorum an doğru ekran. anda kayıp 4 Evet. PDF. Evet. Evet. Yalnız diğer tabloya geçmek istediğimde hep aynı işlemi mi yapacağız? Sanırım hayır. Bir deneyin, hangi tabloya geçeceksiniz mesela? Ya mesela diyelim ki nakit tablosuna geçtim. Hayır. Geldi mi? Geldi herhalde. Nakit bütçesi. Şu an hala biz bu PDF'in birinci sayfasındayız ama.
İşte niye geçemiyorum? Mesela tablo 68'e. Peki yeni paylaşım diye mi basmam lazım acaba? Olabilir belki. Yani her seferinde de olmaması gerekiyor ama açık mı sizde Öyle şu mi? anda tablo 68 dediğiniz tablo, örnek veriyorum. Pardon. Siz dediğim şekliyle mi yaptınız yoksa PDF'e mi tıkladınız hocam bu sefer? Dediğiniz şeklinde yaptığımı hatırlıyorum ama bir saniye daha fazla. Neyse, ben şu anda herhalde normal tablomu var önünüzde. Yok, şu an biz Sun Sandıkçıoğlu'yu görüyoruz. Rana Hanım demiş ki her yeni sayfanın paylaşımı için yeni paylaşım denilmesi gerekir demiş. Sanırım her seferinde. O zaman biraz zorlaşacak Evet. işimiz. Bir tekrar şey deneyebilir miyiz hocam? Ekran paylaşımına bastınız yeşilden. Evet, paylaş. Şu anda mavi kutu Pardon, olarak. ekran paylaşımına bastım, evet. Tamam. Sol en yukarıdaki ekran seçili değil mi hocam şu anda? Altında ekran yazıyor. Ekran, evet. Son ona paylaş dediniz. Ekran paylaşımı dedim. Anlamadım. Şöyle hocam, ekran paylaşımına bastığınızda küçük bir ekran çıkıyor değil mi? Orada dosyalarınızı falan görüyorsunuz. Ekran paylaşımı dediğimde evet, dosyalarımı görüyorum. Tamam, onun Ona en yukarısı. tıkladığımda Dosyalarınıza tıklamayın hocam. Yukarıda ekran var, beyaz tahta var. iPhone, iPad falan yazıyor. Tamam, şimdi Oradaki anladım. sol en yukarıda ekran yazıyor. İlk sırada gördünüz mü hocam onu? Tamam. Ona bastınız. O seçildi. Tamam. Şimdi Şimdi mesela başka bir sayfaya geçin. yeni paylaşım diyorum. Yok, yeni paylaşım demeyin. Şu an başka bir işte PDF'inize direkt geçmeye çalışın mesela, örnek veriyorum. Geçmesi lazım. Geçti mi? Şu an geçti, evet hocam. Bunu anlatmaya çalışıyorum sadece. Şu an Tamam. PDF'e geçti. Tamam. Şimdi her seferinde yapmanıza gerek yok. Yani şu an biz sizin ekranınızda ne varsa onu göreceğiz bu dakikadan Tamam. Sonra. Tamam. Devam edelim isterseniz. Tamam. Şu an Şimdi A senaryosunun parametreleri diye A başlıyoruz. senaryosunun parametrelerine bakıyoruz. Daha önce söylediğim gibi her bir senaryoyu varsayımların bir bütünü olarak görebiliriz. A senaryosunun buradaki varsayımları: enflasyon oranı verilmiş bize, kur artış oranı verilmiş, direkt ham madde fiyat endeksi verilmiş. Direkt ham madde yabancı para birimi cinsinden olduğu için herhangi bir fiyat endeks artışı öngörülmemiş. Elektrik gider artışı, repo geliri, spot kredi faiz oranı verilmiş. Bir de bu çalışma 3'er aylık 4 dönem için yapılmış. Aylık olarak takip etmek ekrandan çok zor olabileceği için 3'er aylık 4 dönem olarak takip edeceğiz. Tabii bütçe genellikle aylık olarak takip edilmesinde fayda var. Burada pariteler verilmiş. Euro USD paritesi 1.40 olarak verilmiş. Euro sterlin de 0.70 olarak verilmiş. Burada biz para bütçe kalemlerinin para birimi cinsini kendilerinin temsil ettiği para biriminden giriyoruz. Daha önce söylediğim gibi bu hem euroya çevrilecek, iki tane tablo elde edeceğiz her bir bütçe şablonundan. Hem euro olarak elde edeceğiz hem TL olarak elde edeceğiz. Şimdi paritelerden sonra kur tahmini tablomuz var. Bu da senaryoların günümüzde önemli bir parçası. Bu kuru artırarak veya azaltarak farklı senaryolar yaratma şansınız olabilecek şekilde
matematiksel modeli kurgulamanızda fayda var diyorum. Aynı zamanda her bütçe kalemi için bir para birimi, bir endeks tanımı, KDV oranı tanımı gibi tahsilat veya ödeme vadesi gelir gider durumuna göre yaparsanız da gene senaryo değişikliklerinde bu size yardımcı olacaktır. Şimdi bu kar merkezleri varsayımları yurt içi ve yurt dışı olarak ayrılmış. Ancak dünkü toplantıda söylediğim gibi müşteriyi bir mihenk taşı olarak görüp müşteri bazında bütçelemek, her bir müşterinin firmaya kattığı katma değeri yakalamak açısından önemlidir. Ve aynı zamanda her bir müşteriyi de dağıtım kanalı, yani kategori olarak tanımlayacak olursa, bir kategoriye tanımlamak, mesela dağıtım kategorisine tanımlamak, bölge kategorisine, şehir kategorisine tanımlamak, aynı zamanda da bir satış personelini tanımlamak gibi. Böylelikle ne oluyor? Kategori bazında da bu kategorilerin firmaya sağladığı katma değeri otomatik olarak kurulabilecek bir yapıya sahip olmuş oluyoruz. Tabii bunu bütçe ayağında yaparken de fiili ayakta da muhasebe hesap planının da aynı mantıkta ayarlanması gerekiyor. Zaten dün söylediğim gibi muhasebe standartlarınız neyse, yani örneğin maliyet muhasebesi standartınız faaliyet tabanlıysa bütçe sisteminiz de faaliyet tabanlı olsun. Birbiriyle at başı gitsin ki mukayeseleri çok rahat yapabilelim. Şimdi burada yurt içi kar merkezinin satışların para birimi TL'ymiş, KDV oranı %18'miş ve vadesi de bunun 3 eşit taksit, biri peşin, aslında 2 eşit taksit diyebiliriz. Yurt dışı satışların para birimi USD, parite 1.40'mış. Çünkü ne demiştik? TL ve Euro'ya çevireceğiz demiştik. Dolayısıyla dolar olarak girdiğimiz yurt dışı satış bilgilerini öncelikle Euro'ya çevireceğiz. Euro'dan da TL'ye çevirme işlemi yapacağız. Vadesi de 2 eşit taksitmiş. Satış fiyatları verilmiş bize tablo 6'da. Satış miktarları verilmiş. Yurt içi satış miktarları. İç cam, ön cam ve üst cam olmak üzere. Toplamda dönemler toplamı 180 bin metrekare. Bu cam üreten bir firma olarak kabul edin. Metrekare olarak, metretül olarak veya satışlarını yapıyor. Ve tabii şunu da belirtmemde fayda var. Burada ürün grubu bazında, ama ürün grubunun alt detaylarını ürün kodu bazında mümkün olduğu kadar bütçelemenizde fayda var. Çünkü her ürünün bütçede öngörülebilir maliyetini de çıkartmış olacaksınız. Bütçe öngörülebilir maliyeti ürünün, sonra fiili oluştu, fiili maliyetle öngörülebilir maliyeti, hatta sisteminizde bir de standart maliyet olursa çok şık olur. Birbirleriyle mukayese edebilirsiniz. Tablo 6'da da satış gelirleri miktar ve fiyatlar çarpılınca toplamda satış gelirleri elde ettik. Neymiş toplam satış gelirimiz? 4.202.000'miş. Peki biz bunu hangi bütçeyle ilişkilendirmemiz lazım? Şöyle özetleyeyim ben. Gelir ve giderleri gelir gider bütçesiyle, KDV'yi KDV bütçesiyle, nakit giriş çıkışlarının nakit bütçesi, borçlarımız, alacaklarımız, sermaye, sabit kıymetlerimizi de bilançoyla ilişkilendireceğiz. Mutlaka bilançoyu, bütçelenmiş bilançoyu bütçe dönemlerinde çıkartalım demiştim dün. Son derece önemli.
Çünkü bilançonun aktif pasifinin tutması bize bütçe sisteminin matematiksel modelinin sağlıklı çalıştığını ifade eder. Hatta fark küçük bile olsa o farkları arayalım lütfen. O büyük küçük farkları aktif ve pasif ayağında birbirini elimine ederek büyük farklar küçük farklara dönüşebilir. Mutlaka bütçelenmiş bilançoyu çıkartmakta fayda var. Biz bunu, bu yurt içi satış gelirini euro bazında ifade etmek için ne yapmamız lazım? 1 TL karşılığında euro TL kuruna bölmemiz gerekiyor. Bu takdirde de 2.258.213 euro elde ediyoruz. Hangi bütçelerle ilişkilendiriyoruz? Bilmiyorum arkadaşlar dokümantasyonu aldıysa gelir gider bütçesiyle ilişkilendiriyoruz. Şöyle bir bakalım gelir gider bütçemize. Ekran geldi mi? Satış gelirleri bütçesi yurt içi tablo 8 var şu an ekranda. Evet. Hangi bütçeden transfer ettik? Tablo 8'den transfer ettik yurt içi mamulleri. Aynı zamanda bunun eurosunu da 2.258.213 olarak yine tablo 8'den gelir ve gider bütçesine transfer ettik. Eğer anlaşılmayan nokta olursa arkadaşlar uyarsın lütfen. Çünkü bunun ipin ucu bir kaçtı mı kötü dolanır. Yani çözmek ileriki aşamalarda daha zor olur arkadaşlarımız için. Şimdi geldik. Nakit tahsilat sattık. Sistemde belirtilen ortalama tahsilat vadesine göre ne yapmamız gerekiyor bunu? Tahsilat bütçesi çıkartmamız gerekiyor. Fakat dün yine söylediğim gibi demiştim ki mutlaka KDV bütçesini de çıkartalım. KDV bütçesini çıkartacak şekilde tablolarımızı organize edelim demiştim. Şimdi satış cirosu aylar bazında tespit ettik. Bunun KDV'si neydi? %18. 955.000'i %18'le çarptığımızda ne yapar? 171.900. Bunu hangi tabloyla ilişkilendireceğiz? KDV tablosuyla. Hangi satıra gidecek? Tahsil edilen KDV satırına gidecek. Buradan şimdi baktığımızda bakın tahsil edilen KDV satırına geldi. Hangi tablodan geldi? Tablo 9'dan geldi. Hani ilk etapta kavranması belki zor olabilir. Arkadaşlar daha sonra bu tabloyu gözden geçirerek hani sistematiği de inceleme şansları olacaktır mutlaka. Şimdi dağıtılması gereken tutarımız hem satış cirosu hem KDV. Kaç eşit taksit demiştik biz? 3 eşit taksit demiştik. Şimdi birinci dönemi dağıttık. İkinci dönem hem ikinci dönemin birinci taksitinden teşekkür ediyor hem de birinci dönemin ikinci taksitinden teşekkür ediyor ve toplamda 751.267 lira oluyor. Üçüncü döneme geldiğimizde birinci dönemin üçüncü taksiti, ikinci dönemin ikinci taksiti, üçüncü dönemin de birinci taksitinden teşekkür ediyor. Toplamda ne olmuş? Toplamda 4.958.360 lira toplamda tahsil etmemiz gereken tutar. Yalnız biz yıllık olarak baktığımızda 4 döneminkini inceleyeceğiz. 5. 6. dönemde devir rakamı olarak bir sonraki yıla sarkacak. Ve aynı zamanda bunun euro olarak da dağılımı tablo TL olarak dağılımı tablo 68'e, euro olarak dağılımı da tablo 69'a gidecek. Hemen onu da gösterelim. Nakit bütçesini açalım. Yurt içi satış tahsilatı ne demiştik? 4.958.360.
4 dönemin toplamı 3.606.080. Devir rakamımız neden oluşuyor? 5 ve 6. dönemin toplamından oluşuyor. Bu ne demektir? Bir sonraki yıla, eğer 2022 yılı bütçesi yapıyorsak, 2023 yılı bütçesi yapıyorsak, 2024 yılına sarkan kısım olarak değerlendirebiliriz bunu. Yurt dışı satış tahsilatı olarak da euro olarak takip etmiştik. O da toplamda 2.576.615 euroydu. 9. tablodan geldi. Bunun rakamı da ne kadarmış? 686.562'ymiş. 562 TL'ymiş. Şimdi bunları sattık. Satış cirosunu tahmin ettik. Nakit girişlerini tahmin ettik. Bir de piyasadan alacaklarımız devreye girdi, değil mi? Hepsini peşin olarak tahsil etmedik. Dolayısıyla dönem başı alacak artı dönem içi artış, yani satış cirosu artı KDV eksi tahsilat dediğimiz zaman dönem sonu alacak tutarlarımızı buluyoruz. Birinci dönemin dönem sonu alacak tutarı nedir? İkinci dönemin dönem başı alacak tutarıdır. 700, burada ikinci dönemin dönem sonu alacak tutarı 1.126.900, üçüncü dönemin dönem başı alacak tutarıdır. Bunu hangi tabloyla ilişkilendiriyoruz? Bilançoyla ilişkilendiriyoruz. Bakalım bilançomuzda müşterilerden, yurt içi müşterilerden alacak rakamını görüyor muyuz? Böylelikle bilançoyu da çıkartmış olacağız böylelikle. Mesela yurt içi ticari alacaklar TL olarak 751.267, toplam dördüncü dönemde de 1.352.280. Şimdi soru şu: ticari alacaklardan dolayı ne kadar net işletme sermayesine ihtiyacımız var bilançoda gördüğümüz zaman? Nasıl bulabiliriz bunu? İkinci dönemde ticari alacaklarımız ne kadar? 1.126.900 eksi. Birinci dönemin yurt içi ticari alacaklarını çıkarttığımızda aslında ikinci dönemde ne yapıyoruz biz? Aradaki fark kadar işletme sermayesine yatırım yapmak zorundayız. Yani satış gelirlerinin çokluğu kadar satış gelirlerinin nakde dönme süresi de son derece önemli. Ne oluyor? Satış ciromuz artsa bile bir anlamda işletme sermayesi ihtiyacımız da artabiliyor eğer peşin satmamışsak. Şimdi bunun euro kısmına gelelim. Burada otomatik olarak euroya çevrildi. Fakat burada bir şey var. Ne diyeyim? Dikkat edilmesi gereken nokta var. Döviz kaybı ortaya çıktı burada. Bu döviz kaybını nasıl buluyoruz? Eğer biz peşin olarak satsaydık ne kadar euro cebimize girecekti? Vadeli satıştan dolayı ne kadar euro cebimize giriyor? Eğer TL euroya karşı değer kaybetmişse ne oluyor? Bir döviz kaybına uğruyoruz aslında biz. Onu nasıl buluyoruz? Döviz kaybı ve kazancı tablosunda. Buradaki rakamlar euroya çevrilmiş halidir. Mesela birinci dönemin satışlarından vadeli satmaktan dolayı her vade sonunda euroya çevirdiğimizde 607.155 euro yapıyor. Halbuki bunu peşin satsaydık ne kadar euro yapacakmış? 634.426 euro yapacakmış. Aradaki fark nedir? 27.272 euro bizim kaybımız var.
Neden kaybımız var? TL Euro'ya karşı değer kaybettiğinden dolayı kaybımız var. Bunu hangi tabloda göstermemiz lazım bizim? Gelir gider Euro tablosunda göstermemiz lazım tabii ki. Hemen onu açalım. Euro. Bakın. Burada. Döviz kayıpları diye. Bu tabii tamamen yönetim muhasebesi mantığı çerçevesinde. Normalde muhasebe standartlarına göre nakit akışları çevrilmez. Yani nakit akış tablosu yabancı para birimlerine çevrilmez normalde. Biz bunu yönetim muhasebesi anlamında döviz kaybı olarak toplamda ne gözüküyor burada? 50.996 lira gözüküyor. Bunun ne kadarı yurt içi ticari alacaklardan, satışlardan kaynaklandığını söylemek istersek, onun notlarını almıştım ben. Notlardan önce şuna bir bakalım. 27.272 lirası yurt içi satışlarımızdan dolayı döviz kaybına uğruyoruz. Peki burada görünen rakam nedir döviz kaybı olarak? 50.996. Demek ki başka bir tablodan da döviz kaybımız oluşmuş bize. Sırası geldiğinde onu da göreceğiz. Zaten bakın döviz kaybı, kayıpları diyor. Tablo 11 ve 64'ten teşekkür ediyor. 64'e geldiğinde hangi tablo olduğunu anlayacağız. Şimdi gelelim yurt dışı satışlarımıza. Bu TL ve Euro'ya çevirme işlemini sadece satış bütçesi için yapacağız, mantığın anlaşılması için. Bundan sonra gelen tabloları sadece TL olarak yapacağız. Zamanımız çünkü son derece kısıtlı. Bu nedenle satış bütçesini sadece bu kadar ayrıntılı hem TL hem Euro olarak inceliyoruz. Burada da satış fiyatları, yurt dışı satış fiyatları Amerikan dolarıymış. Biz bütçeyi neye göre takip ediyoruz? Euro'ya göre takip ediyoruz. Burada da öncelikle ne yapacağız? Satış miktarımız 10 bin liraymış. 10 bin metre kareymiş. Dolar olarak ne kadar? 12 dolardan birim satış fiyatımız. Toplamda ne kadar dolar elde ediyoruz? 120 bin dolar elde ediyoruz. Fakat biz bunu Euro'ya çevirmemiz lazım. Nedir Euro paritemiz? 1.40'tır. 120 bin doları 1.40'a böldüğümüzde de Euro olarak 85.714 Euro'yu buluyoruz. Bu şekilde toplam Euro olarak toplam satış gelirimiz 1.211.429 Euro'ymuş. Bunu TL'ye çevirdiğimizde 2.250.582 TL. Hangi tabloyla ilişkilendirdik? Gelir gider. Tekrar gelir gider tablosuna gitmiyorum artık. Peki bunun satışlarını baktığımızda, satış tahsilat bütçesine baktığımızda iki eşit taksit olarak görmüştük. Bunun yabancı para birimi Euro olduğu için ilk önce Euro olarak hesaplıyoruz. Sonra TL'ye döneceğiz. Yurt dışı satış gelirlerinde de. Bu şekilde hesapladığımızda iki eşit taksit yaptık. İkinci dönemin toplamında hem ikinci dönemin ilk taksitini görüyoruz. Birinci döneminde ikinci taksitini görüyoruz. Bunu hangi bütçeyle ilişkilendiriyoruz bu şekilde ve TL'ye dönüştürülmüş haliyle? Nakit bütçesiyle ilişkilendiriyoruz. TL tablosu nakit bütçesinin tablo 68, Euro tablosu da 69. Nakit bütçesine yönlendirdik. Şimdi bunun aynı zamanda müşterilerden alacaklar bütçesi var. Dönem sonu alacaklarımız ne kadarmış? Dönem başı alacak artı ciro, burada KDV yok yurt dışı satış olduğu için.
eksi tahsilat dediğimizde dönem sonu alacağımız 151.429 liraymış. Bu şekilde euro olarak gidiyor. Bunu hangi tabloyla ilişkilendirmemiz lazım? Bilançomuzla. Alacaklarımız, borçlarımız bilançoyla ilişkilendiriliyor. Peki bunu TL'ye çevirdiğimizde karşımıza ne çıktı bu sefer de? Kur farkı geliri çıktı. Değil mi? USD olarak satıyoruz ve ne kadar kur farkı geliri elde ediyormuşuz? Kur arttığı için ve biz bunu taksitli sattığımız için aynı zamanda bir kur farkı TL anlamında elde ettik. Ne kadarmış bu kur farkı? 7.950. Toplamda ne kadarmış? 58.570. Bir bakalım hemen. Bunu hangi tabloyla ilişkilendireceğiz? Gelir gider tablosuyla ilişkilendireceğiz. Hemen gelir gider tablosuna bakıyoruz. Gelir gider tablosunda bakın. Yurt dışı kur farkları toplam ne kadardı? 58.570 TL'ydi. Hangi tablodan geldi? Tablo 18'den geldi. Buraya kadar anlaşılmadık nokta var mı acaba? Satış bütçesini tamamlamış olduk. Gelir giderleri gelir bütçesiyle, nakit girişlerini nakit bütçesiyle, kur farkı gelir giderlerini gelirlerini gelir tablosuyla ve dönem sonu müşterilerden alacakları da bilançoyla ilişkilendirdik. Buraya kadar bir soru varsa isterseniz bu soruları böyle yanıtlaya da gidebiliriz Ramazan Bey. Henüz bana ulaşan bir soru yok hocam şu anda. Devam edelim. Tamam. Şimdi toplam satış miktarları bütçesine baktığımızda yurt içi satış miktarları tablomuz, tablo 7. Yurt dışı satış miktarları tablomuzda tablo 14'ten. Toplamı da 306.000 metrekare üretiyoruz. Geldik üretim planlama bütçesine. Satış miktarları bütçesi onaylandı. Onaylanan bu bütçe üretim ayağına geldi. Üretim ayağı bakalım bu satış miktarları bütçesini onaylayacak mı? Bu şekilde onaylaya bütçe çalışmasını yapmakta fayda var. Üretim planlama diyebilir ki benim kapasitem buna yetmeyebilir. Veya ürün grup dağılımlarını bu şekilde yaparsak daha verim elde edebiliriz. Yani burada ne oluyor bütçe çalışması? Aynı zamanda bir firma içinde optimizasyonu sağlıyor. Dolayısıyla bütün bölümler birbirlerine entegre olarak hedeflere odaklanıyorlar. Şimdi burada da üretim ayağında da kesim esas üretim gider yerleri veya esas faaliyet gider merkezleri faaliyet tabanlı olarak konuşacak olursak üretime katma değer yaratılan bölümler kesim, rodaj, delik, baskı temperden oluşuyor. 4 adet esas üretim gider yerine girdiği tespit edilmiş. Tabii bunun altında bir ERP sistemini düşünecek olursanız çok fazla operasyon olabilir. Şimdi işin o kısmını ihmal ettik. Biz buna ana üretim merkezi olarak baktık. Kesim, rodaj, delik, baskı, temper. Hatırlarsanız dünkü toplantıda demiştim ki süreç firelerini de takip edelim. Yani kesim bölümünden rodaj bölümüne gelirken belki süreç bazında bir fire kaybımız olabilir. Fire standartlarını da belirtirsek
bütçe ayağında, ki vardır sanıyorum her firmanın pire standardı. Çünkü artık pire maliyetleri de karşımıza firmaların ihmal edemeyecek bir maliyet olarak, kar marjları çok azaldığı için pire maliyetleri de ihmal edilemeyecek maliyetler olarak karşımıza çıkıyor. Amacımız nedir? Mümkün olduğunca pire maliyetlerini düşürmek. Dolayısıyla bütçe sistemimizde de pire standartlarını tespit edip üretim bölümüne bu standartlar doğrultusunda üretim yapmalarını söylersek, o standartlarla da gerçekleşen fire rakamlarını karşılarsak çok şık olur diye düşünüyorum işin açıkçası. Şimdi burada tabii bu fireler falan ihmal edilmiş durumda. Eğer fire oranlarınız küçükse, çok küçük miktarlardaysa, dediğim gibi atılan taşın ürkütülen kurbağaya değmesi lazım. Çok küçük fireler ihmal edilebilir bütçe ayağında. Ama ciddi bir maliyet yükü ise fireler, bunun ihmal edilmemesi gerekiyor. Geldik üretim planlama ayağında. Fire olmadığı için ve üretim birimleri aynı olduğu için bölümler arasında, yani metrekare olarak giriyor, metrekare olarak çıkıyor sistemde. Bu durumda her bir ürünün kesim, rodaj, delik, baskı, temper için üretilmesi gereken miktarlarını buluyoruz. Üretilmesi gereken miktarlar dönem başı stok miktarı, artı satış miktarı, eksi dönem sonu stok miktarı eşittir üretim miktarı olarak hesaplayabiliriz. Buradaki 1500 nedir dönem başı stok miktarı? Birinci dönemin başı olduğu için bir önceki yılın rakamıdır. Eğer 2023 yılının bütçe çalışmasını yapıyorsak, yani 2022 dönem sonu stok sayımlarından elde ettiğimiz rakamdır. Bu şekilde ve şöyle bir şeyde de bulunulmuş varsayım olarak, minimum stok seviyesi dönem satış miktarının %10'udur denmiş. Tabii bu çok kolay bir yaklaşım işin açıkçası. Dönem sonu stok miktarlarımızı çok bilimsel yöntemlerle bununla ilgili formülasyonlar mevcut. Çok bilimsel yöntemlerle asgari stok seviyelerimizi tespit etmemiz gerekiyor bulunduğunuz şartlara göre. İşin içerisine çok olasılık giriyor tabii. Bu olasılıkların hepsi değerlendirilerek dönem sonu asgari stok seviyelerini tespit etme şansımız olabiliyor. Böylelikle neyi bulduk biz? Üretilmesi gereken miktarları bulduk. Toplam üretilmesi gereken miktarımız ne kadarmış? 307.650 metrekareymiş. İş camınkisi ne kadarmış? Çünkü biz iş camın üretim maliyetini ve satılan malın maliyetini hesaplayacağız. Diğerlerinkini hesaplamayacağız. Diğerlerininki bize veri olarak verilecek. Şimdi geldik. Ürün reçetelerimize baktık. Ürün reçetelerimizde diyor ki birebir kullanılıyor. Yani bir metrekare cam üretmek için bir metrekare düz cam kullanılıyor. Ham maddesi düz cam. Düz cam belirli prosedürlerden geçiyor, tamperleniyor falan. Katma değeri daha yüksek bir ürün olarak çıkabiliyor karşımıza. Birebir kullanıyorum diyor. Üretim miktarı ne kadarsa üretime sunduğum ham madde metrekaresi de o kadar diyor. Çünkü birebir vermiş kullanım yüzdelerini. Dolayısıyla ne oldu? Üretim miktarıyla ürün reçetesindeki, ürün ağaçlarındaki standart miktarı çarptığımızda toplamda düz cam kullanım miktar bütçesi ne kadar bulundu? 307.650. Yani tıpatıp üretim miktarı kadar bulundu. Peki
307.650 metrekare üretmek için ben ne kadar satın alım yapmam lazım? Aynı zamanda neyi bulmam lazım burada? Satın alım miktar bütçesini harekete geçirmem lazım. Bunun için de şöyle bakıyoruz. Dönem başı stok miktarımız ne kadardır düzcamda? 8.000 metrekare. Kullanım miktarım ne kadar? Tablo 22'den gördüm. 78.150. Dönem sonu miktarı da yine burada kolaycılığa kaçmışız. %10 demişiz. Dönem sonu miktarımız da bu kadar olduğu için satın alım miktarlarını 77.965 metrekare olarak bulmuş oluyoruz. Toplamda da işin içine dönem başı stoğu, bir önceki yılın stoğu girdiği için bir birbirine aşağı yukarı birbirine eşit olduğu için dönem sonu stok miktarları toplamda 307.300 metrekare satın alım yapmamız gerekiyor. Tabii burada bu dönem sonu stok miktarını seviyesini bulmak için de neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bir kere parti alım büyüklüklerine dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bir seferde örneğin 1000 metrekareden daha az veremem dedi müşteri, tedarikçi bize. Siz 900 metrekare çıksa bile kullanım miktarı ne yapmanız lazım? 1000 metrekareye göre ayarlamanız lazım. Parti alım büyüklüğü dedik. Lojistik süresi. Siz bunu uzak doğudan getiriyorsanız, 90 günde getiriyorsanız bu ham maddeyi ne yapmanız lazım? 90 günlük stok deponuzda bulundurmanız gerekiyor. Parti alım büyüklüğüne göre miktar diskontoları olabilir. Depolama giderlerini düşünebilirsiniz. Stok maliyetini düşünebilirsiniz. Yani demek istediğim şu. Asgari stok seviyeleri böyle kafadan atma %10'udur, %5'idir demeyeceksiniz benim gibi. Yani bilimsel olarak çalışmayla şirket içerisinde endüstri mühendislerinden faydalanarak şirket içerisinde bilimsel olarak çalışmayla bulunacak bu miktarlar. Şimdi dikkat ederseniz önce miktarsal yapıyoruz, sonra tutarsala çeviriyoruz. Yani bütçenin temel ilkesi de bu olması gerekiyor. Bazı firmalar sadece bunu tutarlardan dün bahsettiğim gibi yapıyor. Bu sağlıklı bir bütçe anlayışı değildir. Çünkü siz sonuçta bu bütçeyi aynı zamanda fiili sonuçlarla karşılaştırdığınız zaman ne kadar miktardan saptım, ne kadar fiyattan sapmış olduğunuzun analizini yapmanız gerekiyor. Burada düzcamı nasıl alıyormuşuz? Euro olarak alıyormuşuz. KDV oranı neymiş? %8'miş. Vademiz 4 eşit taksit veya biri peşin 3 eşit taksit. Düzcamın para birimi euro ne kadar euroymuş? 4 euro. Ve dönemler içinde de dönemler bazında da değişmiyormuş. 4 euro hep devam ediyor. Biz bunu tutarlandırdığımız zaman nedir burada miktarlarla? Bu euro 4 euroyu çarptığımız zaman kullanılan ham madde maliyetini bulduk. Ve aynı zamanda da dönem sonu stok maliyetini bulduk. Şimdi dönem sonu stok maliyetini hangi bütçeyle ilişkilendirmemiz lazım? Bilanço ile ilişkilendirmemiz lazım. Bir bakalım bilançomuza. Arada bir gidelim bilançoya. Bu TL. Eurosuna bakalım. Stoklar. Ham madde stokları tablo 26'dan gelmiş ve ham madde stoğumuzun 30.600 euroymuş. Bunun TL karşılığı neymiş? Ona da bir bakıverelim hemen arzu ederseniz. Şöyle. Onu da sistem hesapladı.
59.221 liraymış TL karşılığında. Tablo nereden geldi? 27'den geldi. Dönelim tekrar örneğimize. Bu kullanılan ham madde maliyeti de üretim maliyetinin bir unsuru olarak üretim maliyeti tablosuna gidecek. Bilindiği gibi üretim maliyeti 3 ana başlık altında toplayabiliriz. Ham madde maliyeti, direkt işçilik maliyeti, genel üretim giderleri maliyeti. İlk bölümünü kullanılan ham madde maliyetini hesapladık. 1.230.600. Bunun TL karşılığı ne kadarmış? 2.279.918. Dönem sonu maliyetini de bulmuştuk zaten. 59.221 TL. Bilançoda göstermiştim biraz önce. Tablo 72'de. Şimdi bu bulduğumuz TL ve Euro toplam ham madde maliyetini ne yapmamız lazım bizim? Ürün bazında dağıtmamız lazım. Neye göre dağıtıyoruz? Kullandığı ham madde miktarlarına göre dağıtıyoruz. Sonuçta bir ortalama birim maliyet oluştu. Ve bunları da ne yapıyoruz? Kullandıkları, tükettikleri miktar kadar ürünlere dağıtıyoruz. Biz sadece burada iş camı hesapladığımız için tablo 55'i iş cam, yani tablo 55 genel üretim gideri iş cam olarak gözüküyor. Şunu açtıysak hemen onu da göstereyim. Üretim maliyeti tablo 55. Bakın 596.544 TL. Eurosu ne kadarmış? Eurosu da 322.000 euroymuş. Hemen bakalım örneğimize. TL'si 596.544. Eurosu 322.000. Bu tablo 55 ve 57 iş cam üretim maliyeti tablolarımız. Şimdi işimiz bitmedi hala satın alımla. Bakın ne kadar ayrıntı var. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Satın alımı yaptık da piyasaya olan borçlarımızı ödemeyecek miyiz? Ödeyeceğiz. Dolayısıyla ne yaptık? Bunun para birimi euroydu. İlk önce euro para birimi olduğu için İlk önce ne yaptık? Euro'ya göre bir nakit ödeme tablosu çıkarttık. Dikkat ederseniz burada da ne çıktı karşımıza? KDV çıktı. Ham madde alım ödemelerinden dolayı indirilebilir KDV çıktı. Bunu hangi bütçeyle ilişkilendiriyoruz? Tablo 67. Yani KDV bütçesiyle ilişkilendiriyoruz. Bakalım. KDV bütçesi euroya ham madde alımlarından dolayı, pardon, bu euro mu? Euroymuş. Ham madde alımlarından dolayı ne kadar KDV ödenecekmiş? Toplamda 98.336. Nereden geldi? Tablo 30'dan geldi. Geldik. Tabii bunu da ne yapmamız lazım nakit akışını çıkartabilmek için? Hem satın alım maliyetini hem de KDV maliyetini KDV'li ödüyoruz çünkü biz tedarikçimize. KDV'li tutarını dağıtmamız lazım. Birinci dönemin KDV tutarı ne kadarmış? 336.809 euro. Pardon, euroydu değil mi bu? Euroydu, evet. Bunu 4 eşit taksitte alıyoruz. Aynı satışta olduğu gibi dağıttık. İkinci dönem birinci dönemden oluşuyor. Üçüncü dönem aynı zamanda üçüncü dönemin payı da var. Vade arttıkça birinci dönemin payı da dördüncü döneme geldi. Dikkat ederseniz.
Pardon, bu beşinci dönemmiş, dördüncü döneme geldi. Her bir dönemin euro olarak ne kadar ödenmesi gerektiğini bulduk. 1.327.536. Tabii burada gene dört dönem olarak yaptık. 5, 6 ve 7. dönemler ne oldu? 2024 yılına kaydı. 2023 yılı bütçesi yapıyorsa varsayım olarak 2024 yılına kaydı. Ve bunun TL karşılığı ne kadarmış? 2.567.553 TL'ymiş. Hemen bir bakalım isterseniz nakit bütçemize. Arada sırada bir göz gezdirmekten fayda var. Malzeme alımlarından dolayı TL olarak toplamda 2.567.553 lira ödememiz gerekiyor. Devir rakamımız 976.039 lira. Yani 5, 6 ve 7. dönem ne kadar uzuyorsa o dönemlerin toplamı, dönem içinde de ne kadar ödememiz gerekiyormuş? 1.591.514 lira ödememiz gerekiyormuş. Bunun euro karşılığına baktığımız zaman da 1.327.536 euro olarak burada bulmuştuk. Bakın 1.327.536, 2.567.553. Şimdi aynı şekilde dönem sonu borçlarımızı bulmamız gerekiyor. Değil mi? Satın alım maliyeti, dönem başı maliyet, borç pardon, dönem başı borç artı dönem içi artış, yani satın alım maliyeti artı KDV, eksi ödeme dediğimiz takdirde neymiş dönem sonu borcumuz? Euro olarak 252.607 euro. İkinci dönem 415.730 euro. Bu şekilde bunu hangi tablo ile ilişkilendiriyoruz? Tablo 73 ile ilişkilendiriyoruz. Yani bilançomuzla. Peki bunun karşılığı ne oldu? Bunun karşılığı TL olarak dönem sonu borçlarımız 976.039 lira. Fakat dikkat ederseniz burada kur farkı giderimiz oluştu. Bu kur farkı giderini hangi bütçeyle ilişkilendirmemiz lazım? Gelir gider bütçesiyle ilişkilendirmemiz lazım. Dönem sonu borçları da bilançoyla ilişkilendirmemiz lazım. Hemen bir bilanço tablomuza bakalım. Bakın. Bunlar bizim kısa vadeli borçlarımız. Nereden geldi? Tablo 32'den geldi. Şimdi aslında bir soru sormak isterim arkadaşlarımıza. Şimdi bu ham madde borçlarımız 455.000 birinci dönemde 323 liradan 771.834 liraya çıkmış. İşletme sermayesi ihtiyacımız artmış mıdır, azalmış mıdır? Artmıştır diyenler varsa ne diyeyim, yanılıyorlar. Çünkü şöyle, işletme döngü sürecine ortalama tahsilat baktığımızda, yani sermaye, işletme sermayesi ihtiyacı döngü sürecine baktığımızda nedir? Ham maddeyi alırız. Artı stokta, artı ürünün stoklarız. Ürünün bir üretim süreci vardır. Bunların toplamından biz neye düşmemiz gerekiyor? Ham madde alım borcunu düşmemiz lazım. Çünkü ne yaptık burada? Bir başkasının taşıyla kuş vurduk. Yani mümkün olduğu kadar firmalar ticari borçlarını diğer firmalara, tedarikçilerine geç ödemeye çalışırlar. Neden? Çünkü ticari mallar eğer bir
vade farkı işlemiyorsa ticari borçlarımıza, bu bedava kaynak demektir. Bu Türkiye'de birazcık da suistimal edilir işin açıkçası. Çünkü herkes birbirine tabiri caizse borç taktığında ne oluyor? Çok gereksiz bir efor oluyor. Yani zincirleme bu, kelebek etkisi yaratıyor. Herkes birbirine geçe diyor. Sözleşmeyle mümkün olduğu kadar geç ödeme sözleşmesi yapalım. Ama zamanında borçlarımızı ödeyelim mümkün olduğu kadar. Hani şirket likidite krizine girmemesi lazım tabii. Sürekli ödeyebilme gücünün olması lazım. Bu da ancak neyle oluyor? Büyürken kuvvetli bilanço yapımızda korumakla gerçekleşiyor. Yani güçlü bilanço, kuvvetli bilanço yaratmamız lazım aynı zamanda. Sürekli ödeyebilme gücümüzü şey yapmamız için, devam ettirebilmemiz için. Bunu da böyle bahsettikten sonra, kur farkı giderimiz var bir de, değil mi? Onu hangi tabloyla ilişkilendirecektik? Kur farkını gelir gider bütçemize ilişkilendirecektik. Hemen bir bakalım. Bu hangisi? Euro. TL'ye bakalım, kur farkı giderleri. Burada 13.771 lira gözüküyor. Bizim bir önceki tablomuzda ne kadardı bu? Bakacak olursak 8.841 liraydı. Demek ki daha kur farkı gideri ödediğimiz bölümler karşımıza çıkacak. Burada da belirtildiği gibi kur farkı giderlerini tablo 32, 63 ve 65'ten geliyor. Evet. Ara verelim mi? Ne dersiniz? Katılımcılarımız ara verip vermek istemediklerini bana yazabilirler. Ben de orada gelen iki tane soru vardı. Onları sorayım hocam isterseniz. Ahmet Bey, fire standartlarını nasıl ve neye göre belirleyebiliriz demiş. Yani o üretimin işi fire standartlarını belirlemek işin açıkçası. Bunun devletin kanunu olarak bir fire standartları var. Yani bu bir standart. Her firma kendi üretim şartlarına göre belirleyecek bunu. Bazı sektörler vardır ki bu fireleri büyük olur. Yapıları gereği, endüstri kolunun gereği. Bazılarında daha düşük olabilir. Bir de tabii burada üretim süreçlerinin kalitesiyle de ilgili. Yani kalitesi derken neyi kastediyorum burada? İnsan gücü kalitesi, makinelerin kalitesiyle ilgili. Yani bu üretimcilerin işi fire standartlarını belirlemek işin açıkçası. Finansmancıların bizim işimiz değil. Üretim süreçlerini kontrol eden arkadaşlarımız bunların normal standartlarının ne olması gerektiğini tespit etmeleri gerekiyor. Mesela ben size otomotiv yan sanayinden verebilirim. Otomotiv yan sanayinde fire standartlarını ana büyük otomobil firmaları, yani Ford'dur, Opel'dir gibi, OYAK'tır, Renault'dur, bunlar tespit ediyor. Bu yedek parça sanayicilerine diyor ki, normalde fire standardınız budur diyor. Siz bu fire standartları içinde kalırsanız diyor, ben size bunun için ödeme yaparım diyor. Bu sektörün gereği budur diyor. Eğer diyor bu fire standartları dışına çıkarsanız, yani verimsiz çalışırsanız bunun maliyetine siz katlanırsınız diyor. Yani verebileceğim yanıt bu olur. Ali İhsan Bey'in sorusu, maliyetleri KDV'li görüp onun üzerinden bütçe yapıyoruz. İhracat olduğu için de KDV iadesi gizli kar gibi oluyor bir nevi. Bu şekilde ne kadar sağlıklı olur bütçemiz, bir sakıncası var mı demiş. İhracat şimdi maliyetleri KDV'li yapmıyoruz. Satın alımları KDV'li yapıyoruz.
Yani bu nakit bütçesini hazırlarken maliyetin içinde KDV girmez. Satın alım bütçesi yaparken ödemelerimizi hesaplayabilmek için tedarikçilerimize fatura nasıl geliyor? Hem bir maliyet geliyor, ham madde maliyeti, hem de bunun KDV'si geliyor. KDV'sini ne yapıyoruz? Ödüyoruz firmaya. KDV'li şekilde ödüyoruz. Aynı zamanda da kendi bünyemizde de tahsil edilen KDV ile indirilebilen KDV'ler arasındaki farkı da devlete ödüyoruz. Yanlış anlaşılmasın, maliyete KDV girmez. Satın alım maliyetini, yani satın alım tutarını biz KDV'li nakit akışına baz almak için yaptık. Teşekkür ediyoruz. Devam edelim hocam isterseniz. Zaten vaktimiz bu akşam eğitiminde dar. Sizin için de mahsuru yoksa. Yo, ben devam ederim. Yani biraz hani çok tablo olduğu için arkadaşlar soluk almak isterler mi diye düşündüm. Onun için devam edebiliriz. Gelen yorumlar devam ağırlıklı hocam. Devam edelim isterseniz. Öyle mi? Tamam. Herkes maçı seyretmek istiyor galiba. Evet, büyük bir heyecan var. Büyük bir heyecan var. Evet. Şimdi direkt işçilik zaman miktar bütçesine geldik. Nedir bu? Üretim maliyetin ikinci unsur olarak direkt işçilik maliyetini hesaplamamız lazım. Ne devreye girdi burada da? Ürün reçetelerindeki direkt işçilik saatleri, zaman standartları devreye girdi. Bunları da ne yapmamız gerekiyor bizim? Toplam direkt işçilik saatini ve kaç işçi çalıştırmamız gerektiğini bulmak için bunların zaman standartlarıyla, üretilmesi gereken miktarlarla ürün bazında zaman standartını çarpıyoruz ve toplamda bunlar zaman standartları. Bunlar aynı zamanda maliyet etkenlerimiz bizim. Toplamda direkt işçilik zaman miktar bütçesi kesimhane üretim merkezinde 1303 saatmiş. Bunun 342 saatini işçam kullanıyor, 592 saatini öncem, üst camda 369 saatini kullanıyor. Peki biz bu satış miktar, daha doğrusu direkt işçilik miktar bütçesini ne kadar ihtiyacımızın olduğunu bildiğimize göre ve birinci dönemde de 60 gün olduğumuza göre, yani bayramlardır, resmi tatillerdir, bunları çıkarttığımızda, bakım süreçlerimizi yıllık olarak çıkarttığımızda 60 gün çalışıyormuşuz birinci dönemde, Ocak, Şubat, Mart ayında. Bunu 60'a böldüğümüzde 22 gün çalışma gününe ihtiyacımız var. Toplamda da 8 saat çalıştığımıza göre gerekli personel sayımız neymiş? Kesimhane bölümünde birinci dönemde 3 kişiymiş, ikinci dönemde 2. Bu şekilde bilimsel olarak kaç işçi çalıştırmamız gerektiğini de buluyoruz. Yani şunu yapmak gerekiyor aslında. Bütçe aynı zamanda maliyetleri, ürün birim maliyetlerini de kontrol eden, maliyetleri mümkün olduğunca iyileştirme yapan, faaliyetlerin giriş çıkış girdileriyle çıktıları arasını kontrol ederek verimliliği ölçen bir sistem olmalıdır. Hani modern bütçeleme teknikleri olarak bunları söylemiştik. Biz burada her bütçe döneminde işte ben personel açığım var, yetiştiremiyorum diye müdürlere çok müracaatlar olur. Neden yetiştiremiyorsun? İşte bilimsel açıklaması bu kadar olmalı bana. Tabii burada bu standartları biraz gevşetilebilir. Hani şirketin durumuna göre. Çünkü standartlar ideal olanlardır. Bütçede biz öngörü maliyetlerini buluyoruz. Standartlarla öngörülen olması gereken standartlarla öngörü standartları arasında gevşemeler olabilir. Hani firma elinden geleni yapar ama standarda ulaşamayabilir.
Ne yapacağız? Bütçede öngörü standartlarımıza göre yapacağız. Standartlarla ve fiili sonuçlarla da mukayese edeceğiz. Tabii burada fiili sonuçları da ne yapacağız? Sağdan bilgi almamız lazım. Bilgiyi toparlamamız lazım. Bu işin en zor kısmı şirketlerde. Hani biz sağdan bilgi almakta zorlanıyoruz. Çünkü pardon. Orada ustabaşı makineye bilgi girmiyor. Yani onu ihmal edebiliyor. Bunun için sağdan bilgi toplayan yazılımlar da mevcut piyasada. Çok çeşitli yazılımlar var. Bazı makinelerde ne kadar makine saati, ne kadar direk işçi saati harcandığını alınabiliyor günümüz koşullarında. Hatta şunları da gözlemliyoruz işin açıkçası. Makinalarında var bu bilgiler. Ama makinayı almışlar ama makine içindeki yazılımı çalıştırmadıkları için bunu alamayan firmaları da biliyoruz işin açıkçası. Bu iş biraz emek harcaması gereken nedenler, bu düzenlemelerin yapılması için emek harcanması gerekiyor. Buna da zaman ayırmamız gerekiyor işin açıkçası. Biz kaçmaktan kovalamaya fırsat bulamıyoruz. Yani çalışan iş gücümüz de eksik olabiliyor, verimsiz de çalışılabiliyor, eğitim eksikliklerimiz olabiliyor gibi bir sürü faktör işin içerisine giriyor işin açıkçası. Ve bunları da direkt işçilik saat ücretleriyle çarptığımızda toplamda neyi bulduk? Kesimhane bölümünün direkt işçilik maliyetini bulduk. Ne kadarmış? Toplamda TL olarak 29.463 liraymış. Ve bunun eurosu da 15.819 euroymuş. Euroya çevirdik. Ve toplamda da bakın biz kesim bölümünü bulduk ama rodaj, delik ve baskı temperi hesaplamadık. Bu bize veri olarak geldi. Toplamda 386.929 TL'lik bir direkt işçilik maliyetimiz varmış. Bunu hangi bütçeyle ilişkilendireceğiz? Hem üretim maliyeti bütçesiyle hem de direkt iş, nakit bütçesiyle ilişkilendireceğiz. Burada KDV söz konusu olmadığı için direkt işçilik maliyetleri içerisinde direkt olarak nakit bütçesiyle ilişkilendirebiliriz. Hemen bir bakalım nakit tablomuza. Bakın burada direkt işçilik toplamda 86.929. İlgili ayda ne kadar direkt işçilik ödemesi yapılmış peşin olduğu için direkt işçilikler genellikle bir sonraki döneme kaymamış bunlar. 386.929 TL. Euro karşılığı neymiş bunu? Baktığımızda 207.743 euro. Bu şekilde geldik üretim, genel üretim giderlerine. İşte şirketlerin bütçe yaparken en zorlandıkları nokta. Burada dünkü bölümde demiştim ki bu genel üretim giderlerinin sistematiğini esnek bütçeleme yöntemiyle kurgularsak hem senaryo yaratmamız kolay, hem fiili sonuçları karşılaştırırken mevcut bütçemizi gerçekleşen faaliyete göre revize etmemiz kolaylaşır demiştik. Burada bir bakalım firma ne yapmış. Genel üretim giderlerinde yardımcı hizmet gider yerlerine bakmış. Yardımcı hizmet gider yerleri de bina var, fabrika yönetim var, kalite kontrol var, tedarik var, taşıma var.
Şimdi dikkat edin, tedarik ve taşıma genellikle şirketlerde yardımcı hizmet giderleri olarak görünür. Ve bunu ürünlere en direkt olarak dağıtılır. Burada firma ne yapmış? Faaliyet tabanlı maliyet sistemini kullanmış. Kalite kontrolü kontrol süresini tedarikle ürünler arasında bağlantı kurmuş. Sevk sayısına göre taşıma ya da taşıma saatine göre dağıtmış ve direkt olarak dağıtmış. Son derece güzel bir uygulama yapmış. Bunun yanı sıra binayı metrekareye göre dağıtmış, fabrika yönetimi de kişi sayısına göre dağıtmış. Binayı burada kademeli dağıtım öngörülmüş. Binayı birinci olarak dağıtmış. İkinci, ne demek birinci dağıtmak? Bina bütün gider merkezlerinde pay veriyor. Kendinden sonra gelenlerden. Fakat başkasından alamıyor herhangi bir pay. Şimdi fabrika yönetim de ikinci olarak dağıtıldığı için birinci dağıtım yeri olan binadan pay alıyor ve kişi sayısına göre dağıtılıyor. Diğer bölümlerden pay almıyor. Yani bu matematiksel dağıtım. Kademeli dağıtım. Daha doğrusu kademeli matematiksel dağıtım. Gider merkezlerinde diyor, asıl ürüne katma değer yaratan merkezleri de kesim, rodaj, delik, baskı, temper olarak kullanmış. Kesimi faaliyet hacmi ölçü birimi olarak adam saat kullanmış. Rodajda makine saat kullanmış. Deliklemede adam saat, baskı temperde makine saat kullanmış. Peki gider olarak, gider türleri olarak nasıl gruplandırma yapmış? Demiş ki genel üretim giderleri olarak ben en direkt işçilik, en direkt malzeme, bakım onarım, elektrik, sigorta, amortisman ve diğer olarak sınıflandırdım demiş. Giderlerimi demiş. Ve bunları da şimdi göreceğiz. Esnek bütçeleme mantığına göre buldum demiş. İleriki tabloda göreceğiz. Tablo 42'de ne görüyoruz? Sadece birinci dönemin maliyet etkenleri tablosunu görüyoruz. Bir de maliyet taşıyıcıları tablosunu görüyoruz. Kesim bölümü toplamda kaç metrekareymiş? Toplam esas üretim giderleri olarak 1000 metrekareymiş. Yardımcı hizmet alanları da 180 metrekareymiş. Ve her birinin burada kaç metrekarede iştigal ettiklerinin metrekareleri var. Aynı zamanda da kesim bölümünde 1303 saat harcanmış. Dikkat ettiyseniz bunu bulmuştuk. Bunun karşılığında da 158 saat harcanmış. Ne yaptık biz bunu? Standartlara göre bulduk. Fiili ayakta da nasıl bulacağız bunu? Sahadan bilgi toplayarak, üretim sahasından bilgi toplayarak bulacağız. Bu şekilde bir taşıma saati olarak da kontrol süresi olarak kalite kontrol birinci dönemde 3935 saat harcamış, sevk sayısı da 158 sevk yapılmış. Bu şekilde işin özeti şu, maliyet merkezlerinin personel miktar bütçesi en direkt personel hariç direkt personel faaliyet hacim ölçü birimlerine dikkate alarak, yani direkt işçilik saatlerine dikkate alarak kaç işçi çalıştırılması gerektiğini bulmuş. Örneğin kesim bölümünde toplamda biliyorsunuz direkt olarak 3 kişi çalıştıracaktık. İkinci dönem 2, üçüncü dönem 2, dördüncü dönemde 3 kişi çalıştıracaktık. En direkt personel olarak da
birer kişi. Bunların da ustabaşından kaynaklandığını biliyoruz. Bu şekilde bütün esas üretim gider yerlerinin direkt işçilikleri standartlara göre kaç işçi çalışılması gerektiği bulunulmuş. Bunlar da bize hazır verilmiş. Bina 2 kişi çalışıyor. Fabrika yönetimde 5 kişi. Kalite kontrolde bu şekilde 8-7-7-8. Bunda kontrol süreleri dikkate alınarak hesaplanmıştır. Taşımada da 5'er kişi çalışıyor. Toplamda da bizim birinci dönemde 49 kişimiz varmış maliyet merkezlerinde. İkinci dönemde 45 kişi olması gerekiyor. Bu şekilde. Bakın, bu standartlardan hareket ederek en direkt personel haricinde direkt işçilerin kaç kişi çalışılmalarını bulduk ve gayet bilimsel bir çalışma yapmış olduk. Ha, siz bunu uyarsınız uymazsınız ama standartlarım budur benim demeniz gerekiyor. Şimdi gelelim kesimhane bölümünün gök bütçesinin harcanmasına. Burada da aynı zamanda dün yaptığımız çalışmada mutlaka giderlerimizi sabit giderler, değişken giderler olarak ayıralım demiştim. Burada da bu gök bütçesini yaparken değişken giderler ve sabit giderleri ayrı olarak, yarı değişken giderlerin de örneğin en direkt malzeme bir yarı değişken gider, bir kısmı sabit, bir kısmı değişken. Bunu da sabit kısım ve değişken giderleri bularak yapılmış. Nasıl bulabiliriz bunları diye konuşmuştuk dün. Gider fonksiyonları yaratarak demiştik. Y eşittir A artı BX. Hangi yöntemlerle yapabiliriz diye konuşmuştuk. Analitik yöntem demiştik, regresyon yöntemi demiştik. Bir de en küçük, en yüksek kareler yöntemleriyle yapabiliriz demiştik. Örneğin en direkt işçilik sabit bir gider. Bu sabit giderlere gidecek. Birer kişi çalışıyordu. Bir üçüncü dönemde fiyat endeksinde de işçilik giderlerinde %20 bir artış öngörülmüştü. Otomatikman arttı geldi 6.900. En direkt malzeme de hemen bakalım. Bir en direkt malzemeye bakalım. Nasıl yapmış en direkt malzemeyi? Demiş ki benim gider fonksiyonum demiş 500 artı 20x'tir. Bir bunun faaliyet hacim ölçü birimi direkt işçilik saatlerinden etkileniyordur demiş. Ve 500 artı 20x. Toplamda da 500 sabit kısmı, 20 değişken kısmı, 1303'te faaliyet hacim ölçü birimi. Toplamda 26.550 TL, 500 TL'si sabit. Bunu tutar fonksiyonu olarak ifade etmiş. 20 çarpı 1303 TL'si de direkt işçilik saatlerinden etkileniyor demiş. Ve 26.550 lira bulmuş. Hemen alta inelim. Bakım giderlerini hızlı hızlı ilerliyorum. Bakım giderlerini firma periyodik bakım yaptırıyor demiş. Bunun için sabit gider olarak ele almış. Yani çalışsa da çalışmasa da periyodik bakımını yaptırıyor firma. Elektrik giderleri için de bir kısmı sabit bir kısmı demiş. Onun için de gider fonksiyonu yaratmış. Amortisman giderlerini kanunun amortisman sürelerine göre ayırdığı için sabit demiş. Ama siz bunu yönetim muhasebesi anlamında amortisman giderlerini ekonomik ömürlerine göre yapabilirseniz eğer, ki uluslararası muhasebe standartları da ekonomik ömürlerine göre yapmanızı öneriyor. O zaman da ne oluyor amortisman gideri? Değişken gider oluyor.
Ama geleneksel yani ne diyeyim muhasebe veri tabanımıza göre siz ekonomik ömre göre yapamazsınız tabii ki. Devletin verdiği kanunlu amortisman sürelerine göre yapmak zorundasınız. Biz burada yönetim muhasebesinden bahsediyoruz. Sigorta giderlerini de sabit gider olarak yapmış. Ve gelelim bu şekilde kesim bölümünün büyük bütçesini çıkartmış. Dikkat ederseniz bina dağıtımdan ve fabrika yönetim dağıtımdan pay alacak demiştik. Kesim bölümü. Şimdi bina dağıtımın toplam metrekaresi ne kadarmış? 1181 toplam metrekare 1180 metrekareymiş. Pardon 1180 lira metrekareymiş. Toplamda kesim bölümünün metrekaresi 100 metrekareymiş. Ortalama metrekarede 11,81'miş. Dolayısıyla bina dağıtımından 1081 lira metrekare başına 11,81 lira olduğu için bina dağıtımından 1081 lira gelmiş. Fabrika dağıtımından ne kadar gelmiş? 2282 lira gelmiş. Onu neye göre dağıttık? Bakın burada da toplam fabrika yönetim 27.180 liraymış. Birinci dönem maliyeti. Toplam kişi sayısı 44 kişiymiş. Ortalama birim maliyet 615 liraymış. Ve 4 ile çarptığımızda 2280 liraya geldik. Böylelikle esnek maliyetleme, esnek bütçeleme modeli kurarak biz GÜK'ü aslında otomatik olarak sabit giderler haricinde hesaplamış olduk. Senaryo analizi yaptık. Üretim, satış miktarları değişti, üretim miktarları değişti. Bunu kullandığı gider fonksiyonlarına bakarak sistem elektrik değişken tüketim miktarını otomatik olarak değiştirdi. Dolayısıyla gider bütçeleri otomatik olarak ne olacak? Hesaplanmış olacak. Siz gider bütçelerinde de bir standardı yakalamış oluyorsunuz böylelikle. Bir işleriniz kolaylaşıyor. Bu şekilde geldik toplam GÜK'e. Bu bize hazır veri olarak verildi. Burada bütün tabloları gösterme şansımız yok maalesef. Endirekt işçiliğin sabit kısmını bulmuş, değişken kısmını bulmuş. Değişken kısmı muhtemelen kalite kontrol saatlerinden geliyor. Endirekt malzemeyi bulmuş, sabit kısmı yani üretim yapılsa da yapılmasa da olan kısmı, değişken kısmını bulmuş. Böylelikle tüm GÜK'ü sabit ve değişken maliyetler olarak ayırmış. Bunları biz ürün bazında da bu sabit ve değişken giderlere ayırdığımızda her bir ürünün firmamız olan katkısını bulabiliriz, değil mi? Oradan da dün hatta sizinle bir çalışma yapmıştık. Bütçelenen miktarlarda acaba başa baş noktamız nedir gibilerinden. Aslında onları yeniden Ramazan Bey size o formatı dağıttığında belki yeniden inceleme fırsatı yakalarsınız diye düşünüyorum. Bir ürün bazında maliyet etkenlerini vermiş. Yani toplamda tekrar şu tabloya dönecek olursam toplamda 1.411.171 liralık genel üretim bütçesi yapılmış. Bunun 421.067 lirası sabit, 990.104 lirası değişken. Burada da ürün bazında maliyet etkenlerini vermiş. Yani nedir bu? Ürünlere dağıtılması için kesimi neye göre dağıtacaktık?
direk işçilik saatine göre, rodajı makine saatine göre, deliklemeyi direk işçilik, baskı temperatürde makine saate göre dağıtacaktık. Buradaki ürün bazında bu standartlar verilerek toplam neyi bulduk biz? Ürün bazında maliyet etkenleri bütçesini yakaladık. Yani birinci dönemde işçam 342 saat harcıyor. Öncem 592 saat harcıyor. 342 zaten birlikte bulmuştuk. Üst camda 369. Rodajda aynı şekilde makine saat olarak verilmiş. Burada da işçam, öncem, üst camın ne kadar makine saat tükettiklerine göre ne kadar makine saat tükettiklerini buluyoruz. Yani maliyet etkenleri ni ürün bazında yakalamış oluyoruz. Bakın burada da bir standart var. Artık gider merkezlerinde veya maliyet merkezlerinde veya faaliyet merkezlerinde toplanan giderleri ürünlere burada bulduğumuz maliyet etkenleri vasıtasıyla ne yapabiliriz? Dağıtabiliriz. Bunun eurosunu da hesaplamış. Sistem yükün ürünlere dağıtımındaki euroyu da hesaplamış. Ve aynı şekilde de tükettikleri miktar dikkate, maliyet etkenlere dikkate alarak euroyu hesapladık, TL'yi hesapladık ürün bazında. Bakın, gider merkezlerinden birim bazında üretim maliyetlerine geliyoruz şu anda. GÜK'ü de bulduk. Genel üretim giderleri bütçesini de bulduk. Bu amortismanı ayrı olarak gösterdik. Bunun nedeni ne olabilir dediğimizde nakit akışı anlamında. Biliyorsunuz amortisman nakit akışına yansımaz. Nakit çıkışı gerektirmeyen bir giderdir amortisman. Onun için toplam GÜK'ün nakit akımını bulurken amortisman giderleri haricinde üzerine de KDV'yi ekleyerek nakit bütçesine transfer etmiş oluruz. Yani burası önemli. Eğer siz mesela bu amortismanı nakit akışına dahil ederek dağıtım yaparsanız, size şunu söyleyeyim, bilançonuzun aktif ve pasifi tutmaz. Çünkü biz yatırım bütçesinde bunun harcamasını yaptık, oldu, bitti. Ne yapıyoruz? Yatırım bütçesindeki yapmış olduğumuz harcamayı şeylerle, amortisman oranlarıyla zaman içerisinde giderleştirmiş oluyoruz. Bu giderleştirdiğimiz kısımda giderlere giriyor, genel üretim giderlerine giriyor ama nakit akışına gitmiyor. Bunu hangi tabloyla? KDV'yi KDV tablosuyla, nakit bütçesinde nakit bütçesi tablosuyla ilişkilendiriyoruz. Girmeme gerek var mı bilmiyorum. Hani yeniden KDV'ye girip nakit bütçesine girmem gerekiyor mu onu bilmiyorum. Zamanınız da kısıtlı olduğu için girmemeyi tercih ediyorum. Ne der arkadaşlar bilmiyorum. Yorumlarını yazsınlar. Euro olarak da nakit bütçesine gideni bulduk. Ve aynı zamanda KDV ile ilişkilendirdiğimiz, KDV'ye gitmesi gereken kısmı bulduk. Bunu da peşin olarak ödediğimizi, genel üretim giderlerini düşünüyorum. Düşünerek direkt olarak nakit bütçesine transfer ettik. Bakın, şimdi bütün bu yaptıklarımızın sonucunda üretim maliyeti işçam. Süreçten hangi süreçlere girmiş? Kesim, rodaj, delikleme, baskı ve tempere girmiş. Burada ne yaptık? Sadece iş camınkini hesaplıyoruz zaten. Üretim miktarı tablo 20'den geldi. Düz cam maliyetini hesaplamıştık iş camın.
Tablo 28'den geldi. Direk işçilik geldi. GÜK geldi tablo 51'den. Kesim bölümünün ortalama birim maliyeti dedik ki 7,81. 7 lira 81 kuruş. Peki rodajın birim maliyeti neymiş? 86 kuruşmuş. Süreç bazında birim maliyetleri öngördük. Aslında bunlar siz bir sipariş geldiğinde de bu çalışmaları yapıyor olmanız lazım. Yani sipariş geldi. Evet, sisteminizde belki bir fiili maliyet var ama bir de şu anda olması gereken maliyet nedir diye sipariş verirken bu çeşit analizleri yaparak bir fiyat teklifi vermenizde fayda var diye düşünüyorum. Eğer piyasadaki fiyatı yakalayamıyorsanız o zaman ne yapacaksınız? Üretmeyeceksiniz. Bu şekilde toplam maliyetin birim maliyet 11 lira 29 kuruş. İkinci dönem 12 lira olmuş. Üçüncü dönem 12 lira 78 kuruş olmuş. Bu şekilde devam ediyor. Tabii burada şunu da söylemek isterim. Özellikle fiili birim maliyetlerde, birim maliyetlerde çok böyle şeyler olur. Dağılımda bir ay yüksek çıkar, bir ay düşük çıkar. Bunun nedeni de mesela ikramiyeyi 3 ayda bir veriyorsunuzdur. Veya işte ne diyeyim, kıdem tazminatlarını personeli çıkarttığınız zaman veriyorsunuz falan gibi böyle bir sürü etken olabilir. Sizlere önerim bu şekilde dönemler arasında farklılık olduğu takdirde, mesela ısınma giderleri kışın olur gibi, karşılık ayırarak giderseniz ürün bazında, birim maliyetlerde çok oynaklık yaşamazsınız derim. Yani bu çalışmayı da yapmanızda fayda var. Bunları bulduktan sonra artık dönem sonu stok maliyeti, satılan malın maliyetini, stok maliyetini çalıştırarak satılan malın maliyetini buluyoruz. Ve üretim maliyetini euro olarak bulduk, satılan malın maliyetini bulduk. Dediğim gibi burada sadece iş çamı hesapladık. Bize veri olarak toplam satılan malın maliyeti verildi. İş çamınkini bulduk tablo 56'da. Ama diğer ürün gruplarıyla birlikte toplam satılan malın maliyetimiz 4.047.315 liraymış. Euro olarak ne kadarmış? 2.185.767. Peki gelir tablosuna bakalım, bu rakamları yakalayabilecek miyiz? Satılan malın maliyeti tablosu, tablo 59'dan geliyor diyor. 4.047.315 lira. Euro olarak 2.185.767 TL olarak buluyoruz. Şimdi dönem sonu stok maliyetlerini de vermiş hazır bir şey olarak, hazır bir tablo olarak bize. İş camın maliyeti, dönem sonu stok maliyetini biliyoruz, onu hesapladık. Ama diğer ürünlerle birlikte stok maliyetlerimiz tablo 72'ye ne olarak gidiyor? Dönem sonu stok maliyeti olarak bilançoya yansıyor. Burada da birinci dönem ile ikinci dönem arasında stok maliyetlerinde dönem sonu stoklarda fark var. Bu da 98.317 lira ile 96.447 lira arasındaki farkı bulduğumuzda o kadar işletme sermayesine ihtiyacımız var demektir. Evet, dönem sonu stok maliyetlerimizi bilançoya aktardık. Şimdi yatırım bütçesine geldi sıra.
Yatırımların bir kısmı TL olarak yapılmış, bir kısmı euro olarak yapılmış. Bunu sistem hesaplamış, KDV'sini, kur farkı giderlerini hesaplamış. TL olarak yaptığımız yatırımların vadeli ödemekten dolayı ne kadar döviz kazancı olduğunu hesaplamış. Nakit akışı TL ve euroya olarak ne kadar nakit akışı yollamamız gerektiğini, tablo 68 ve 69'a nakit akışı transferi yapmış, tablo 66 ve 67'ye KDV transferi yapmış, yatırımları bilançoya yapmış, biliyorsunuz yatırımlar bilançoya gitmesi gereken bir kısım. Şöyle hemen bir bakalım isterseniz, işin burası önemli olabilir püf noktası olarak. Bilançoyu açalım. Birinci dönemine kadar yatırım yapılmış 312.678 liralık bir yatırım yapılmış. Bakın, başlangıçta dönem başı bilançomuzda ne kadarmış duran varlıklarımız? 4 milyon liraymış. Birinci dönemde ne kadar yatırım yaptık? 312.678 liralık yatırım yaptık. Dolayısıyla birinci dönem artı ikinci dönemin yatırımıyla birlikte 4.312.678 lira oldu. Peki üçüncü dönemde ne oldu? Birinci, ikinci, üçüncü dönemlerin toplamı oldu. Bu şekilde kümülatif olarak gitti. Amortismanlar da aynı şekilde. Bakın, fiilide amortismanımız 220.900 liraymış. Birinci dönemin amortisman rakamı geldi. 287.304 liraya üçüncü dönemin amortisman rakamını koyduk. Bu şekilde o da kümülatif olarak gitti. Yatırım borçlarımızı, yatırımdan kaynaklanan borçları transfer ettik. KDV'ye KDV bütçesini, KDV tutarlarını KDV bütçesine transfer ettik. Böyle kısaca geçiyorum bunu da. Borçlarımızı, dönem sonu borçlarımızı yatırım harcamalarımızdan dolayı tablo 72 ve 73'e transfer ettik. Şimdi geldik dönem başı ticari alacaklara. Biliyorsunuz bütçe çalışması yaparken dönem başı bilançosu elimizde ve dönem başı bilançosunun ticari alacakları, ticari borçları, stoklarını da dikkate alarak hem dönemi hem dönem başı bilançosunun rakamları dikkate alınarak hesaplanması gerekiyor. Mesela bu firmanın ticari alacakları 1.286.250 lira TL'ymiş. Bunun 713.592 euro tutarında da piyasadan alacağımız var. Piyasadan alacağımız varmış. Muhtemelen yurt dışı alacaklarımız bunlar. Ve dolayısıyla bunları da hesaba katarak nakit bütçesini çıkartmamız lazım. Önce örneğin 2023 yılı bütçesi yaparken 2023 yılının bir nakit akışını çıkartalım. O elimizde bir veri olsun. Ondan sonra da dönem sonu bilançosu 2023 yılının dönem başı bilançosu olacağı için oradaki dönem başı alacaklarımızı, dönem sonu alacaklarımızı yaşlandırarak neye yansıtmamız lazım? Ticari alacaklara. Stokları stoklar bütçesine stoklara yansıtmamız lazım. Bu şekilde bir çalışma yapmamız gerekiyor. Dönem başı ticari borçlar da bakın bir kısmı euroymuş, bir kısmı TL'ymiş. Bunlardan dolayı sistem kur farkı giderlerini ve döviz kazancını hesapladı. Aynı zamanda ticari alacaklarımızdan dolayı da kur farkı gelirlerini ve döviz kayıplarını hesapladı. Bu şekilde geldik. Şimdi elimizde 3 tane sonuç bütçesi var. Pardon 4. KDV, nakit, gelir gider, bilanço. Şimdi bunların arasında da etkilenmeler var. Şimdi KDV bütçesine bir bakalım.
Tahsil edilen KDV indirilebilir KDV'leri bulduk. Bütün bölümlerden geldi bulduk. Dönem farkları ortaya çıktı. Yani bu dönem farkı ne demek? Tahsil edilen KDV indirilebilir KDV'den fazla olduğu için bunu KDV borcumuz olarak birinci dönemde nerede göstermemiz lazım? Bilançoda göstermemiz lazım. Peki bunu hangi döneme diyoruz? Bir sonraki döneme diyoruz. Bu ödenen kısmı da nakit bütçesinde göstermemiz lazım. Eğer indirilebilir KDV'miz tahsil edilen KDV'den fazlaysa bu takdirde de devletten alacağımız çıkıyor. Bunu da bilançoda diğer dönem varlıkları arasında ne yapıyoruz? Gösteriyoruz. Ama burada sadece devlete ödememiz çıkmış. Bunun için farkı ilk dönemde bilançoda gösteriyoruz. Hemen bilançoya bakalım. İkinci dönemde de nakit bütçesinde çıkış olarak gösteriyoruz. Bilançoya bakalım. Bakın KDV 5849 hangi dönemde gözüktü? Bu dönem başı ilk sütun. Birinci dönemde gözüktü. Nereden geldi? KDV bütçesinden. Tablo 66. Peki bu 5849 lira ne zaman nakit bütçesine transfer olacak? İkinci dönemde. Hemen bakıyoruz ikinci döneme. Nakit bütçesinde. Bakın dönem 2'de gözüktü. Birinci dönemde nerede gözüktü? Bilançoda gözüktü. Şimdi yatırım bütçesinin bilanço ve nakit bütçesiyle ilişkisi böyle. Geldik gelir gider bütçemize. Bununla arasında, bunların gelir giderle nakit bütçesi arasındaki ilişki nedir? Ona bir bakalım. Şöyle. Nakit tablosuna bakalım. Nakit tablosuna peşin vergi gelmiş. Yani peşin olarak vergili şey yaptığımız bilgi gelmiş ve bir sonraki döneme gelmiş. Bunu hangi tablodan elde ediyoruz? Gelir tablosundan. 31.475 lira gelir tablosundan geldi nakit bütçesine. Peki KDV geldi, peşin vergi geldi. Gelir gider bütçesinden başka nakit bütçe şöyle yapalım. Nakit bütçesinden gelir gider bütçesine ne transfer olması gerekiyor? Faiz gelir ve gideri. Çünkü biz nakit bütçesini çıkarttıktan sonra ne kadar fona ihtiyacımızın olduğunu buluyoruz. Birinci dönemde bakın 90.063 lira fona ihtiyacımız varmış. Ve bunun karşılığında da 5.404 lira faiz gideri oluşturmamız gerekiyor. Oluşmuş. Toplamda da kümülatif nakit akışımız ne kadarmış? 95.467 liraymış. Şimdi bu 95.467 liraya hangi tabloyla ilişkilendirmemiz lazım bizim? Bilançoyla ilgilendirmemiz. Bilançoda hangi kalemle ilişkilendireceğiz? Mali borçlar tablosuyla, değil mi? Bakın şimdi bakıyoruz. Mali borçlar kısmını gördük mü 95.467 lira? Hangi bütçeden geldi? Nakit bütçesinden geldi. Çünkü o dönemde açık vardı. Peki gelelim kasa bankaya. İkinci dönemde nakit fazlası çıkmış. 201.690 lira. Üçüncü dönemde 480.247 lira.
O da direkt olarak nereye geldi? Nakit bütçesinden bilançoya geldi. Hep bilanço farkındaysanız bilgi alıyor. KDV'nin nakit bütçesine bilgi transferi yaptı. Hem gelir gider nakit bütçesine hem bilançoya transfer yaptı. Gelir gider bütçesi neden nakit akışına peşin vergi geldi, değil mi? Aynı zamanda nakit bütçesinden de gelir tablosuna ne geldi? Faiz gelir gider geldi. Dolayısıyla şunu diyebiliriz. Nakit bütçesiyle gelir gider bütçesi senkronize olarak çalışıyor. İkisi eş zamanlı kapatılması gereken bir bütçe. Yani ikisi birbirinden bilgi alışverişinde bulunuyor. Ama KDV bütçesi diğer bütçelere bilgi veriyor. İlk önce onu kapattık. Elimizde nakit bütçesiyle gelir gider bütçesinde de birbirlerine ne derler bilgi alışverişi var. Bilançoda sadece bilgi alıyor. Ve bakın şimdi ödenecek vergi ve yükümlülükler geldi bilançoya. KDV yükümlülüğümüz geldi. Şimdi bir de burada ne var? Gelir tablosundan bilançoya ne gelecek? Dönem karı, değil mi? Yani firma ilk önce pasifleri oluşturdu. Ham madde şunu bunu aldı. Gelir giderler oluştu. Gelir giderler arasındaki fark vergiler çıktıktan sonra ne oldu? Net kâra dönüştü. Bu net kâr da öz kaynak toplamına giren bir unsur olarak karşımıza çıktı. Şimdi birinci dönemde ne kadardı? 125.900. İkinci dönem 217.904 liraydı, değil mi? Gelir tablosunda. Üçüncü dönem 411.876. Bu şekilde birbirleriyle olan sonuç bütçelerini de görmüştük. Şimdi çok zamanımız kısıtlandı. Ama bir yani bu şeyi sapma analizlerini son derece önemli buluyorum. Bu sapma analizlerini göstermemiz lazım. Bunu da mantığını kuralım hemen. Bir dakika, pardon. Neden oluyor? Satma analizi niye yok burada? Pardon, sesim geliyor mu? Evet Sunan Hanım, ben dinliyorum sizi. Öyle mi? Şeyi kaybettim de bu arada. Heyecanlandım herhalde sonuna gelince. Estağfurullah. Asıl ana tablomuzu kaybettim de. Şunları bir kapatayım ben. Bir dakikanızı alacağım. Şu satmayı şimdi ham madde sapmalarımız. Miktar sapmamız var, fiyat sapmamız var. Yalnız şöyle bir
Özellikle çok vurguladım, kusura bakmayın, yeniden yeniden tekrar ediyorum ama işin burası çok önemli olduğu için tekrar ediyorum. Şimdi bu bütçe mukayesesinde üretilen mamul sayısı bütçede 20 bin. İş camdan bahsediyorum. 20 bin metrekareymiş. Fiili de 20 bin metrekareymiş. Tesadüf bu ya. Öyle olmuş. Ham madde kullanım miktarı bütçede birebir de hatırlıyor musunuz? Yani 1 metrekareye 1 metrekare kullanmıştık. O da 20 bindi. Fiilide de 20.500 gerçekleşmiş ham madde kullanım miktarı. Ve fiyat 7,7 lira 10 kuruş olarak gerçek bütçede hedeflenmiş. Fiilide de 8 lira 3 kuruş olarak gerçekleşmiş. Şimdi burada pardon, bu ayarlanmış bütçe sanıyorum, bir dakika, ham madde satma analizi ayarlanmamış bütçe, tamam. Şimdi buradaki rakamları çarptığımızda 20.500 7,10 145.452 lira, 20.500 çarpı 8,3 164.615 19.163 lira çıkıyor. Dikkat ediyor musunuz? Sadece ve sadece fiyat sapmasını hesapladı, ayarlamadığımız için. Halbuki ne yapmamız gerekiyordu? Bütçeyi gerçekleşen faaliyet hacmine göre ayarladıktan sonra, evet bu da bir sapma analizi, ama faaliyet hacmine göre ayarladıktan sonra ancak demiştik performansı ölçebiliriz demiştik. Ayarlama ne demek? Fiili ne kadar gerçekleşmiş? 20 bin metrekare satmışız. Olması gereken ayarlanmış bütçe bakayım. Üretilen mamul miktarı 20 bin, fiilide de 20 bin. Ham madde kullanım miktarı ayarlanmış bütçeye göre birebir 20 bin olması gerekiyor değil mi? Halbuki ne gerçekleşmiş? 20.500 gerçekleşmiş. Yani aynı zamanda biz ham madde kullanım miktarında da sapmaya uğramışız. Bunu nereden ayarlıyoruz, anlıyoruz? Bütçeyi gerçekleşen faaliyet hacmine göre ayarladıktan sonra anlıyoruz. Yani burada 20.500 ama 20.500 bütçeye göre üretim yaptığımızı farz ederek 20.500. Fiiliye uyarladığımızda ham madde kullanım miktarının 20.000 olması gerekiyor. Dikkat edin buradaki formülasyonlardan. Burada hem fiyat sapması var, hem miktar sapması var. Ayarlanmamış bütçede ne çıkıyor? Sadece 19.163 TL fiyat sapması çıkıyor. Ama biz ham madde kullanım miktarının verimliliğini çeşitli nedenlerden dolayı standartlardan farklı harcadığımız için burada aynı zamanda da miktar sapması var. Şimdi bunları kimden sorumlu tutacağız? Bunu direkt olarak üretim bölümünden sorumlu tutabilir miyiz? Tutamayız. Çünkü burada fiyat sapması var. Üretim bölümünün alımı kendisi yapmadığını varsayıyoruz. Üretim bölümünün satın almanın yaptığını varsayıyoruz. Gelecek fiyat sapmasının analizini satın alma bölümü verecek. Miktar sapmasının analizini de üretim bölümü verecek. Ama ustabaşı diyebilir ki ham madde kalitesiz alınmış. Yani satın alma asıl görevini yapamamış. Kalite ham madde kontrol bölümünden yanlışlıkla geçmiş, depoya girmiş ürün. Bunun gibi kimlerin neden sorumlu olduğunu analiz yapabiliriz. Bakın, ayarlanmış bütçeye göre analiz yapmamız gerekiyor. Bunun için de yaptığımız bütçe çalışmasını gerçekleşen faaliyet hacmine göre ne yapmamız gerekiyor?
ayarlamamız gerekiyor. Bunun için, bunu kolaylıkla yapabilmemiz için ne olması gerekiyor? Esnek bütçeleme olması gerekiyor. Standartların olması gerekiyor elimizde. Aynı şekilde direkt işçilik sapması, bunu burada direkt olarak ayarlanmış olarak vermiş. Burada formülasyonları var. Size vereceğim şeyde de formülasyonlar var. Ne derler? PowerPoint dosyasında da formülasyonlar var. Arzu etmeniz durumunda işte bunun ne kadar ücret sapması, ne kadar verimlilik zaman sapması olduğunu ve bunların kimlerin tarafından sorumlu olduğunu ne derler toplantılarda göz önüne getirebiliyor olmanız lazım. Şimdi bir de yük sapması var. Elektrik giderleri, gerçekleşen elektrik gideri 4500 liraymış. Bütçeden 3659, toplam sapma 841. Peki bu elektrik giderinin fiyat bize gider fonksiyonu neydi? 500 artı, 500 sabit kısımdı. 20 çarpı makine saatiydi. Bunu yaptığımızda bütçeleneni 3659 lira, bunu tablolarda da görebilirsiniz, kesim bölümünün tablosunda da. Bunu ne yapacağız şimdi biz? Ne yapmamız gerekiyor bunu? Bütçelenen rakamı artık dikkate alamayız. Bütçelenen rakamı neye göre ayarlamamız lazım? Fiili makine saatimize göre ayarlamamız lazım. Fiili makine saatimiz ne kadardı? 180 şeydi, 180 saatti. Dolayısıyla ne yapacağız? 500 artı 20, 500 artı gider fonksiyonunu söylüyorum. Çarpı 180 ile çarptığımızda 158 ile çarpım 158 3659'a tekabül ediyor. 180 ile çarptığımızda bütçeden rakam bütçe sapması 400 lira veriyor. Yani gerçekleşen değerle faaliyet hacmine göre ayarlanmış, revize edilen bütçe arasındaki fark bütçe sapması. Ayarlanmış bütçeyle, yani 4100 lirayla da bütçe arasındaki farkımız da verim sapması olarak karşımıza çıkıyor. Yükü de bu şekilde örneklendirebiliriz. Kar merkezlerinde de bunun formülasyonları da var. Bütçe rakamlarını getiriyoruz göz önüne. Bütçeyi, gelir tablosunu ayarlanmış bütçeye göre elde ettik. Bir de fiili sonuçlarımız var. Buna göre satış hacim sapması, satış karışımı sapması, bu şekilde toplamda da gelir tablosunda 544.544 liralık. Bunun formülasyonları da sizin elinizin altında olacak. Tabii burada sabit ve değişken gider ayrımlarına dikkat ederek siz bu gelir tablosu sapmalarını yapabilirsiniz. İki dakikamız var. Son bölümü biraz kısa şey yaptık ama imkanlar buna el veriyor. 2 saatlik bir zaman süresi. Dolayısıyla benim anlatabileceklerim bu kadar kısa sürede. Tabii çok yoğun bir seminer konusu oldu. Daha önce söylediğim gibi her bir başlığın ayrı ayrı eğitim konusu olabilecek büyüklükte. Birdenbire bunların hepsini hazmetmek de çok zor. Ama formatımız bu şekildeydi Ramazan Bey. Dolayısıyla umarım faydalı olmuştur. Umarım farkındalığı yaratmışızdır. Zaten bu eğitimi 5 saatte, bu içeriği 5 saatte uzmanlık düzeyinde vermek imkansız. Bunu katılımcılarımız da farkındadır. Biz bir farkındalık oluşturalım istedik, sizin de söylediğiniz gibi. En azından hangi başlıklar var, nelere dikkat etmek gerekiyor, hangi konularda daha derinlemesine bilgi birikimini sağlamak gerekiyor.
Burada bir şeyler katabildiysek misafirlerimize gayet mutlu oluruz. Şunu soralım Sunan Hanım size, katılımcılarımız sizle temasa geçmek isterlerse hangi yollardan size ulaşabilirler? Şöyle cep telefon numaramı paylaşabilirim. Şirketin telefon numarasını da verebilirim. Eğer sormak istedikleri bir konu olursa bu şeyde olabilir, matematiksel modelde olabilir. Daha önce anlattığımız teori kısımlarında olabilir. Arkadaşlar çekinmeden arayabilirler. Elimden geldiğince maille de benim mail adresimizi de paylaşalım isterseniz. sun@vitalisbudget.com oradan da ulaşabilirler. Bence LinkedIn'de de var zaten mail adresi. sun@vitalistbudget.com değil mi? Oh, Sunan. evet. Tamamdır. Ben chat ekranına da yazdım. Katılımcılarımız lütfen not etsin. Vitalist Budget'ın şirket telefonunu da arayaraktan Sun Hanım'a ulaşabilirsiniz isterseniz. Sormak istediğiniz. Onun telefon numarası da 0216 687 0310. Web sitemizde de var zaten bunların hepsi. Onu da Maille de yazdım. ulaşabilirler. Chat ekranına onu da yazdım. Çok teşekkür ediyoruz. Vaktimiz doldu. İnşallah sorularınız varsa siz Son Hanım'a sonradan ulaşabilirsiniz. Son bir soru gelmiş Furkan Bey'den. Satış karışımı sapmasının içerisine hangi değerlerin sapması girmektedir diyor. Şimdi onu açalım o zaman. Bunların satış karışımı sapması dedi, değil mi? Bunun için şunu yapmamız gerekiyor. Bütçe anlamında yani katma değer. Bakın burada satışlardan satılan malın maliyetinin değişken kısmını yani öncelikle sabit ve değişken giderlerin ayrımını yaparak gelmemiz lazım burada. Zaten ham madde ve direkt işçilik değişken gider olarak girdi ama yükün bir kısmı değişken bir kısmı sabit olarak girdi. Bütçede bunun katkı payı %44'müş. Ayarlanmış bütçede ise yani faaliyet hacmine göre ayarlanmış bütçede ise %47'ymiş. Dolayısıyla bu karışım sapmasını nasıl bulduk? Hemen gelelim formülasyona. Aradaki farkı aldık. Yani katma değer yarattığı firmanın katma değerini arasındaki farkı bulduk. Ayarlanmış bütçeyle bütçe arasındaki. Ve bunu 6 milyon 55 bin lirayla çarptık. O nedir dersek? O da 6 milyon 0,55 ayarlanmış bütçe satış geliri. Bu şekilde izah edebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Başka soru görmüyorum. Teşekkürler var. Biz de onlara teşekkür ederiz sizin adınıza ve kayıp olarak. Eğitimlerimiz devam edecek. Bizleri takip edebilirsiniz Twitter'da, Instagram'da, Kayıp Gaziantep'te. Sunan Hanım, size de bu eğitim vasıtasıyla tanışmış olduk. Çok da memnun kaldık. İnşallah başka başlıklarda sizinle İnşallah ben de işbirliğimiz devam eder. arkadaşlarımızın dikkati için çok teşekkür ediyorum. Hepsine iş hayatında başarılar diliyorum. Dediğim gibi arzu ettikleri zaman mailde de sorularını mümkün olduğunca bildiğim kadarıyla yanıtlamaya çalışırım. Katkılarınız için kurumum adına ben de çok teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, sizlere de 2 günde burada bulunduğunuz için teşekkür etmiş olalım. İyi istirahatler. Hocam, size de tekrardan teşekkür ediyoruz. İyi Görüşmek günler dileğiyle. diliyorum. İyi maçlar diliyorum herkese. Özellikle erkeklere diyeyim. Evet, takip edenler için de Evet, Fransa-Fas takip mücadelesi edenler için başladı biraz evet, önce. iyi maçlar diliyorum. Sağ olun, görüşmek İyi üzere. akşamlar, hoşça kalın.